algı olarak satanistler, kedi kesen, onların kanını ve içki içerek arkadaşlarından birinin şeytana kurban edilmesiyle sonlanan ayinler yapan kişiler olarak hatırlanmaktadırlar. Tarih boyunca insanlar hiçbir zaman dinleri olduğu gibi kabul etmemiş ve her zaman yeni bir din arayışı içerisinde olmuşlardır. Farklı dinler genellikle kişinin mensup olduğu din kurallarını kabullenmeme olgusundan ortaya çıkmaktadırlar. Satanizmin oluşturduğu kurallar ve fikirleri inceleyecek olursak, bu disiplinin sadece Hristiyanlık ve Yahudilik değil, dünyadaki bütün dinlerin oluşturdukları kutsal değerlere ve dinsel ibadetlere bir başkaldırış şeklinde oluşturduğunu anlayabiliriz. Satanizmin kurucusu Kafkas kökenli biri olan Anton Levy'dir. 1966 yılında San Francisco kentinde Şeytan Kilisesi'ni açan, aynı zamanda Satanizmin 11 kuralını belirttiği Şeytan İncili isimli kitabının da yazarıdır. Genel olarak Tanrı'ya bir başkaldırış olan Satanizm, kişilerin özgürlüklerine ve hayati zevklerine öncelik veren Hristiyanlık dini içerisindeki bir sapkınlık olarak da tanımlanabilmektedir. Satanizmin Katolik Hristiyanlığını yıpratmak için Ortodoks kesim tarafından oluşturulduğu iddia edilmektedir. Satan, Fransızca kökenli bir kelime olup Türkçe anlamı şeytandır. Satanizm ise şeytanı kutsal bir varlık olarak gören ve onu yücelten, onun yeryüzünün hakimi olduğuna inanan, özel olarak Hristiyanlığa karşı olarak ortaya çıkmış bir dindir. Bu din mensuplarından yapmalarını bekledikleri aptal olmamak, olmadığın biri gibi görünmemek, kendini kandırmamak, sürüye uymaktan kaçınmak, hayata farklı bir bakış açısıyla bakmaya çalışmak gibi kurallar koyarak müritlerin bunlara uymalarını istemiştir. Satanizmin yönlere verdiği anlamları ise şöyle sıralandırabiliriz. Belial, kuzey yönünün prensidir ve karanın efendisidir. Flerius, güney yönünün prensidir ve ateşin efendisidir. Lucifer, doğunun prensidir ve havanın efendisidir. Leviathan ise batının prensi ve suların efendisidir. Satanizm çatısı altında birleşen gençler, öncelikle toplum ve aileleri tarafından hayattan soyutlanmış ve yasaklarla örülü bir hayat yaşadıklarına inandıkları için, satanizmle tanıştıklarında hata yapmaya en yatkın çağlarında olmalarından dolayı şeytanın affediciliğine ve yasaklayıcı olmayan bir düşünceyi temsil etmesine kanmaktadırlar. Genel olarak incelediğimizde karşımıza çıkan bütün özellikler aslında satanizm disiplininin öncelikle genç yaştaki karakteri tam oturmamış ve yaşamamış olduğu sevgilerde umduğunu bulamayan kişilerin bir kurtuluş noktası olmasına sebep olmuştur. Ülkemiz satanizmle özellikle maddi özgürlüklerini kazanamayan gençlerin intiharları, Şehriban Coşkun Fırat'ın öldürülmesi ve ardından ölüsüne tecavüz edilmesiyle ülke gündemimize oturmuştur.